Hello! Herkese merhaba. Evet, bugün hep birlikte Jawbreaker'la başlamış olduğumuz Project Pen'in devamını getireceğiz. Project Pen'de ikinci ayımıza geldik bu paletle. Kendimi kutluyorum. Bence başarılıydı yani böyle renkleri kullanarak. Ki bu ay olan çoğu makyajımı da beğendiniz ve hepsi tabii ki de bununlaydı. O zaman hemen bakalım ne kadar yol kat etmişiz bir görelim. Ama bunu yapmadan önce eğer bu tarz videoları seviyorsanız lütfen abone olmayı, beğeni bırakmayı, bir de yorum bırakmayı unutmayın. Tamamdır. Hemen uzatmadan geçiyorum. Kısacık tatlış bir video olsun. Şöyle açalım ve görelim en son halini paletimizin. Genellikle beğendiğiniz bir makyaj vardı. Onda şu iki rengi kullandım sadece. Turuncu ve simli pembe. Onun haricinde ise bunda bayağı bir göçüklük görüyoruz. Bunda da bayağı bir göçüklük görüyoruz. Bu simli rengi de dürttüm. Şu turuncu bayağı kullandım. Ama geriye kalan ya bu paletteki sıkıntı şöyle söyleyeyim yani dürüstçe söyleyeyim. Şu simler korkunç. Yani o kadar kötü ki anlatamam size. Matlarda hiçbir sorun yok. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Hatta bakın yani şöyle garip bir yeşili bile bayağı kullandım. Yani yıldızı gitmiş durumda. Ya pastellerim bu kadar güzel olup bu simliler niye böyle olmuş hiç bilmiyorum. Şu iki rengi bir tek kullanabiliyorum simli. Onun haricinde bence çöp. Neyse, bugünkü makyajımıza gelelim. İlk önce yüzümden başlayayım ki kendimce sıkıcı olan şey ortadan çıksın. Yüzümde şu anda sadece bu var ve ya bitmiyor. Bitmiyor yani, inatla bitmiyordu. Ama bu güzel bir şey, paramın karşılığını alıyorum. Hani inatla bir ürünü bitirmek için bolca da kullanmıyorum yani. Ne kadar kullanmam gerekiyorsa o kadar kullanıyorum fakat... Ya bilmiyorum, bir senedir bizimle galiba. Başarılı bir ürünmüş. Neyse, bunu sürdüm. Şimdi direkt yüzümüze geçelim. Bronzer olarak bu Butter Bronzer'ı kullanıyorum. Bunu da o kadar çok kullandım ki ve hala deseni bile yani kaybolmuyor. Neyden yapmışlar anlayabilmiş değilim. Veya da içinde çok fazla ürün var. Şöyle büyük bir fırçayı alıp hemen bir bronzlaşalım. Dışarı çıkamıyoruz. Bu şekilde bronzlaşabiliriz ama. Artık büyük fırça kullanıyorum. Bu sırada daha büyük fırça kullanırsanız tabii ki de daha fazla ürün gidecektir. Normalde daha ince bir fırça kullandığım için böyle ürünlerimi verimli kullanıyor olabilirim. Benimki en başarısız ama bir yandan da başarılı Project Pen oluyor galiba. Evet, böyle sürdük. Şimdi ise highlighter'a geçeceğim. Highlighter olarak Becca'nın bu opalini kullanıyordum. Küçük boy. Bunda da hani şurada bir deşilme görülüyor ama çok bir şey yok. Şu Morphe çakması sandığım fırçayla süreceğim. Çünkü o kadar az ürün alıyor ki. Ve ben de az bir görüntü istiyorum. Bakın bu şekilde. Aslında yine fena sürmedi. Yani parlıyoruz değil mi? Ama almıyor ya ürün. Almıyor. Şöyle hafif burnumuzun ucuna. Yamuk oldu. Şöyle dudak. Tamamdır. Highlighter'ımız bu şekilde. Allık olarak ise Project Pen'imizde Mac & Peaches allığı var. Bunu da bayağı kullandım. Aslında bence göçük belli oluyor yani. Ortaya doğru bir var. Bunu da çok kullanıyorum ama bitmiyor. Yani ürün bitirmek çok kolay değilmiş. Buradan bunları görüyoruz. Boşuna 3500 tane şey almamıza gerek yok. Yani kendimi gerçekten sınırladım. Gerçi arada likit şeyleri çok kullandım ama yine de bu kadar az bir oynama olması başarılı. Yani sandığımızdan daha fazla ürün var. Bir de benim gibi depoluyorsanız yani dünyanın en kötü davranışı herhalde. Bu Project Pen'i yaptıkça sürekli bir umutsuzluk doluyorum. Bunlar nasıl bitecek diye. Evet. Bu sırada karşımda biri aynı olsaydı iyiymiş. Video çektiğim ekrandan bakıp yapıyorum. Ama artık evet kendimce eğlenceli tarafa gelebiliriz. Tabii ki de şöyle paletimizi tekrar alıyoruz. Bununla o çok beğendiğiniz makyajı yani şu ikisiyle yaptığım makyajı en sona saklamaya karar verdim. Çünkü zaten gördünüz. Fakat bir tane takipçim dedi ki böyle mavi eyelinerlı falan bir şeyler yapsana.
Ya açıkçası bana mavi hiç yakışmıyor. Ne üzerimde yakışıyor, ne gözümde yakışıyor, hiçbir şeyde yakışmıyor. Ama kırmak istemedim. Dedim ki maviyle ne yapabilirim? Ve şurada çok güzel bir electric blue denilen hani işte parlament mavisi, elektrik mavisi. Böyle bir renk var. Bence bununla güzel eyelinerlı bir şeyler yapabilirim. Hem de böyle canlı, eğlenceli bir şeyler. Hadi bakalım hep birlikte deneyelim. Bir şekilde bana maviyi yakıştıracağız. Şimdi ilk önce ama geçiş olsun diye şu rengi alıyorum. Çok ama çok hafif bir koyu kremlik katıyor diyeyim ama geçişler önemli. Böyle. Şurada gözümde hiçbir şey yoktu. Keşke bir... gözümün rengini nötrleseydim. Neyse. Yapacak bir şey yok. Evet. Bakın bu şekilde hafif turuncumsu, koyu kremimsi bir geçiş oluyor ve bayağı yukarı çıkıyorum bununla. Çünkü turuncuyla bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Hani turuncu, mavi böyle zıt gibi olan renkler hoş oluyor. Tamamdır. Bu kadar basit. Şimdi ise şöyle bir fırça alıp şuradaki turuncuyu alacağım. Bu turuncuyu da yalnız o kadar çok kullandım ki ama asla bir oynama olmadı. Bazılarının formülleri çok dökülüyor. Mesela daha deminki bu. Bakın hala dökülmüş olanlar belki belli oluyordur. Mesela taş gibi ama boyuyor da bilmiyorum. İlginç. Neyse. Şimdi bütün gözümün üstünü turuncuya boyayacağım. Çok yumuşak bir şekilde. Mavili bir makyaj olduğu için sabırlı olmam lazım. Yoksa en ufak bir şey de içine edebilirim. Bu makyaj büyük ihtimalle yine bana pek yakışmayacaktır. Ama eğer kahverengi gözlüyseniz zaten mavi renkler bence sizin renkleriniz. Hani fardan bahsediyorum. Çok ama çok güzel olacaktır. Daha deminki gösterdiğim gibi bir mavi kalem edinmenizi tavsiye ederim. Tamamdır. Yani yeterince turuncu belli oluyor diye düşünüyorum. Aynı şeyi diğer gözümüze de yapalım. Bu turuncunun rengi o kadar güzel ki buna benzer bir tane de turuncu Yves Rocher'da bulmuştum böyle tekli panda. Eskiden yoktu böyle turuncular yine diyeceğim. Ama şimdi bulabileceğimiz bir sürü palet var diye düşünüyorum. Birazcık şöyle dışarıya doğru. Çok hafif ama. Tamamdır. Şimdi gördüğünüz gibi o en başına koyduğumuz krem bir geçiş sağlıyor. Eğer geçişleri yapmazsak böyle sanki pat diye boyayı sürmüş gibi olur. Ha onu da yapmakta kesinlikle bir sakınca yok ama bence böyle renklerin birbirine geçmesi daha güzel gibi geliyor. O zaman asıl starımıza geçmeden önce ki şu neymiş adı? Soaked. Neyse. Ona gelmeden önce burada Gumdrop isimli çok ama çok güzel bir lila var. Bunu da gözümün içine şöyle süreceğim ve aşağıdan bağlayacağım. Bu turuncular, morlar bayılıyorum. Bence turuncuyla mor çok yakışan renkler. Ya turuncu ve mor dediğim o tonlardaki renkler. Tabii ki de tam bir mor değil ama şöyle aşağı doğru da çekelim ki hem de yine bir geçiş olsun. Çünkü yani turuncu ve mavi çok güçlü renkler direkt. O yüzden arasına bir şey koyup yumuşatmak lazım. Buradaki simlerin hiçbirini arasına koyup yumuşatmak istemiyorum ama. Yani normal şartlarda şununla güzel olabilirdi. Şu turuncuyla sarıyla. Fakat korkunç. Asla ama asla onları sürmeyeceğim. Yani çıkarabilme şansım olsa çıkartıp çöpe atarım. Size öyle söyleyeyim. O kadar kötü. Nasıl olmuş öyle bir şey hiç bilmiyorum. Ben de tabii daha çok pastel renklere yöneldiğim için onları hiç denememişim ama... Yani bu ay böyle birkaç videomda rezil rüsva oldum. Hatta söylüyorum galiba birinde. Eğer makyajımı beğenmediyseniz tek sebebi bu diye. Gerçekten de öyle. Tamamdır. O zaman şimdi bu rengimize geleceğiz. İlk önce bir ıslatmadan deneyeceğim. Fakat büyük ihtimal ıslatırsam çok daha güzel olacaktır. Bununla boydan boya bir eyeliner çekmek istiyorum. Yalnız renk inanılmaz. Allah'ım rezil etmeden... Bunu yapmam lazım.
Kalem olsaydı çok daha rahat ederdim ama işte olmayınca da ıslatarak aslında aynı görüntüyü sağlayabilirsiniz. Şöyle sabırlı bir şekilde. Bir de tabii ki de dökülüyor. Eğer ıslatırsanız o olayı da yaşamayacaksınız. Tamamdır. Kuru hali bu şekilde ama bir de ıslatarak üzerinden geçmek istiyorum. Çünkü starımız bu dedik. Ya starımız parlamalı değil mi? Bunu böyle yapmak da tam bir ürün boşa harcama şeyi. Normal suyla da yapsanız olurdu. Ah ya şöyle dökülmeden etmeden korkmadan tamamdır. Eyelinerımız bu şekilde. Fakat şimdi dediğim gibi mavi star yapmak istiyorum. Yani mavi kullanmış gibi olayım. Bu eyelinerla sizi kandıramayacağımı biliyorum. O yüzden aşağıya da şöyle mavi geçeceğim. Yani kimse bana mavi kullanmadığımı söyleyemez. Hatta yapabiliyorsanız işte kalem varsa çok daha iyi olacaktır. Şu gözünüzün içini de aynı renge boyayın. Evet, böyle. Tabii bunu bence biraz dağıtmak gerekiyor. O yüzden şöyle bir fırça aldım. Ve yani dağınık daha güzel göründüğünü düşünüyorum. İsterseniz o şekilde de tabii ki de bırakabilirsiniz. Ya tamam, artık gözümde bir mavi var. Fakat bence eğer bir mavi kullanılıyorsa, hele benim gibi yakışmadığı düşünülüyorsa her zaman yakınına sıcak bir renk sürülmeli. Ben tekrar şu rengi alıp şöyle bir fırça ile gözümün altından geçiyorum. Çok belli olan bir renk değil fakat o altını ısıttığım için işte hem maviyi daha çok ön plana çıkartıyor hem de yine renkler birbirine geçmiş oluyor. Evet, o göze daha yapmadık. Tamam. Şöyle birazcık bol sürüyorum çünkü hafif belli olmasında istiyorum. Böyle üstten de geçelim. Ya evet, mavi gözüm bu şekilde. O zaman hemen diğerini de yapıp geliyorum. Sonra bir starım daha var. Bence hep birlikte güzel olacak gibi. Haydi bakalım. Evet, diğerini de aynı şekle getirdim ve geldim. Şimdi ise yine Project Pen'imdeki kaşım için kullandığım ürün. Bu Benefit'in Gimme Brow ürünü. Ya bunun ucunda böyle çok fazla ürün birikmeye başladı. Bozuluyor mudur artık nedir bilmiyorum. Ama birazcık işimi zorlaştırıyor. Şöyle ucunu kaşımın kenarlarına sürüyorum. Ondan sonra dağıtıyorum. Ya bakın işte böyle şeyler oluyor. Sinirimi bozuyor. Bir daha almayacağım bunu. Zaten saçma sapan bir fiyatı var Türkiye'de. O yüzden de alacağımı pek zannetmiyorum. Tamamdır. Kaşımı da böyle taradım. Sadece bu kadar. Ama şimdi. Şimdi ne yapacağız? Bence şimdi çok eğlenceli bir şey yapacağız. İki tane rimel buldum. Yine kendi makyaj ürünlerimi karıştırırken tamamen varlığını unutmuştum. İkisini de Amerika'dayken aldım. Bilmiyorum şu anki durumları nedir. Ama birincisi ben mor maskaraya bayılırım. Bu da Maybelline'in Snapscara olanının moru, öyle diyeyim. Eskiden çok zordu böyle uygun fiyatlı markalarda böyle renkli şeyler bulmak ama artık yapıyorlar. Buna baktım, bu Türkiye'de yok galiba şu anda. Fakat yine başka markaların mordur, laciverttir vesaire öyle renklerini bulabilirsiniz. Ama bugün ben bunu kullanmayacağım ki bence buna da çok yakışırdı. Bugün yani şöyle bir mavi buldum. Bence direkt aynı mavi, yani bakar mısınız şöyle gölgede. Ve bunu kullanmak zorundaydım. Kesinlikle kendim almadım bunu. Yves Saint Laurent'in bu renk maskarası. Umarım kurumamıştır. Bakalım. Yani bence çok güzel olacak. Ya böyle gerçekten renkli maskaraları çok seviyorum. Gözünüze sadece bir renk sürün. İşte benimki gibi mesela turuncu bir şey sürün veya simli bir renk sürün. Ondan sonra üzeriniz bu. Başka hiçbir şeye gerek yok. O kadar güzel duracaktır ki. Ve tebrik ederim Yves Saint Laurent. Bu ürünün kurumamamış olması beni benden aldı. Gözlerim yaşardı. Of. Bu rimeli daha fazla kullanmam lazım. Yani rimelin hiçbir özelliği yok bu sırada.
Yves Saint Laurent olur, başka bir marka olur. İstediğinizi alın. Demek istediğim bu renk. Öf yani. Tabii çok renkli bir şey olduğu için gözümün üstünden de geçmem lazım ki tamamen boyasın. En sevdiğim yalnız kat kat sürülüyor. Şimdi niye videolarımda rimele yer vermiyorum anladınız mı? Böyle 50 saat bir kirpiğime rimel sürüyorum. Doğal görünüşlü rimellerden gerçekten pek hoşlanmıyorum. Yani benim için böyle rimel yani takma, kirpik takmışım gibi görünmeli. Şimdi sevmediğim bir şey daha yapacağım. Of, yalnız kirpiğime bakar mısınız? Çok iyi değil mi? Umarım oradan rengi belli oluyordur. Çünkü şuradan, tam şuradan gözüme güneş geliyor. Yine çok başarılı bir video çekiyorum. Yani karşımda ışık var. Şu ışıklandırmayı halledemedim. Neyse. Sevmediğim şeylerden biri gözümün altına da rimel sürmek. Ama bugün deneyeceğim çünkü. Sevgili takipçim mavi dedi. Bakın sevmesem bile sizin için uğraşıyorum. Ve bence sonunda mavi kullanabileceğim bir kombinasyon çıkardım gibi. Ne dersiniz? Alt kirpiğim yok galiba ya. Hani sürsem de hayatımda hiçbir şey değişmiyor. Bana böyle sanki boya bulaşmış gibi geliyor alt kirpikte. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani seviyor musunuz? Sürüyor musunuz? Bende mi bir gariplik var? Başkalarını da çok beğeniyorum. Kendimde olmuyor. Ya bakar mısınız? Of! Şöyle biraz daha yakınlaştırırsam yani bakar mısınız böyle toparlanıyor. Hiç hoşuma gitmiyor. Evet, ışığımız daha fazla değişmeden hemen diğerini de aynı şekilde rimelimi süreyim. Ama belli oluyor değil mi? Ya çok ama çok güzel. Keşke daha önceden bunu akıl etseydim. Ya siz diyene kadar bu rimelin varlığını kesinlikle unutmuştum. Aslında bu makyajı yaparken de yani bu rimelle yola çıkmadım. Çok ilginç bir şekilde birden evde buldum ve dedim. Ah evet, işte bu. Yani çok güzel olacaktır diye. Ve öyle de oldu. Üf, çok iyi. Çok beğendim. Ya umarım siz de beğeniyorsunuzdur şu anda. Tamam, daha fazla boyanmıyor herhalde. İşte bir de bu renk kalem olsaymış çok iyi olurmuş. Yalnız renkli rimelde bence her ne kadar sevmesem de şöyle alt kirpikleri de bir boyamak lazım. Çünkü güzel bir bütünlük oluşturuyor gibi. Ya beğendim. Teşekkür ederim. Tamam, artık bu şekilde mavi makyaj yapabilirim. Bence doğal da görünen biraz doğallıktan kastım. Bakın şuradan. Tam şu güneşin geldiği açıdan kirpiklerim böyleyken doğallıktan bahsediyorum. Ama çok rahatlıkla dışarı çıkılır yani. Hiç göze batan bir şey yok. Çok havalı. Evet, zar zor da olsa artık alt kirpiklerimi de boyadım. Yani son makyajımız bu şekilde. Şimdi tabii bu kadar renkli bir makyaja nude bir dudak sürmek lazım. Hemen onun için de çok güzel bir renk seçtim. Bu da NYX'in Soft Matte Lip Cream Ruju ve Aptons isimli. Eğer çok istiyorsanız numarası SMLC15 diye bir şey. Böyle bir renk. Bakın eskiden üstünde cruelty free şeyi de varmış. Şurada görünüyor. Ama şu an ya bu bayağı eski. Şu anda ne oldu? Hiç bilmiyorum. Ben NYX'i cruelty free diye biliyordum. Fakat bir önceki videomda bir tane takipçim yazmış. Hani o da aynı L'Oreal gibi bir üst firması deneylerini yapıyor. O yüzden o da yapmıyormuş gibi görünüyor falan. Bilmiyorum. Zaten uzun bir süredir yeni bir ürün de almıyorum. Yani ben bu işleri iyice kavrayana kadar zaten bir makyaj malzemesine ihtiyacım olacağını da düşünmüyorum. O yüzden bu elimizde olanlarla idare edeceğiz. Neyse. Yani NYX'in bu ürünleri bu sırada o kadar güzel ki senelerdir yani belki 10 senedir falan NYX Türkiye'ye geldiğinden beri diyeyim. Eskiden NYX Türkiye'de yoktu. Böyle zamanlar. Çok ama çok sevdiğim bir ürün. Şimdi bütün şeyler, yani bütün moda buna geçti ama NYX'te bu 300 senedir falan var. Neyse, böyle güzel bir renk. Dudağımda bayağı bir dudak kremi vardı. O yüzden renk birazcık açılıyor ama olsun.
Dudak kremi olmasa bile bu asla ama asla dudaklarınızı kurutmuyor. Ya tamamdır o zaman, evet. Bu aylık Project Pen'imizin makyajı da bu şekildeydi. Yine Jawbreaker yok diye üzülmeyin. Sadece kullandığım renkler böyle çok net bir turuncu ve mavi. Ama bence asıl havayı kirpikler salladı. Ne dersiniz? Ve vücudum böyle. Tamamdır. Işıkla ilgili daha fazla problem yaşamadan önce artık bu videoyu bitiriyorum. Bu ayki proje penimizde böyleydi. Eğer talepleriniz varsa, hani Deniz şu rengi kullan, bu rengi kullan, biz de görelim. Gördüğünüz gibi her zaman size göre bir şeyler yapmaya, çıkarmaya çalışıyorum. Gerçi bu birazcık bana göre oldu. Gerçekten çok beğendim. Sonunda mavi renklerini de kullanabileceğim. Teşekkürler. Neyse. Tamamdır o zaman. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen tekrar hatırlatıyorum. Abone olmayı, beğeni bırakmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.